Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a elçiler gelince قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ dedi ki siz yabancı adamlarsınız. فَرَغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَم۪ينَ varıp ailesinin yanına gitti ve oradan efendim pişirdiği bir buzağı ile böyle etli bir buzağı ile çıkıp geldi, pişirilmiş, kızartılmış. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ onların önüne sürdü, yakınlaştırdı Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yemediler. فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ biraz bekleyince dedi ki, yemez misiniz? فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ baktı ki ellerini hiç yemeğe uzatmıyorlar. نَكِرَهُمْ onları yabancıladı. وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ ve içine onlardan korku düştü. Dedi bunlar iyi niyette gelmemişler. Misafir elini yemeğe uzatmıyorsa kötü niyetle gelmiş demek ki. Gelen Allah'ın Resullerini Hazreti İbrahim Aleyhisselam teşhis edememiş durumda. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle böyle bir Evliyaullah'tan birisi değil. Halilur Rahman yani velilerin, peygamberlerin, Resullerin hepsinin fevkinde Allah'ın özel dostluğu dediğimiz velayetinde üstünde halili olarak Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa imam tayin ettiği bir kimse. İnni ca'iluke linnâsi imâma. Hesap et ki Resulullah'a bile emretti. Thumma evhayna ileyke en ittebi'a millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in milletine tabi ol diye Allah'ın Resulüne de emretti. İbrahim'in milletine tabi olmayı. Hazreti Peygamberi İbrahim'e yakınlığıyla Cenab-ı Hak ödüllendirdi. İnne evlen nasibi İbrahim'e lellezine tebaûhu ve hâden nebiyyû vellezine âmen. Bizi de orada şereflendirdi. İbrahim'e ama nasıl şereflendiriyor? İbrahim'e yakınlık üzerinden. Nasıl İbrahim'in Allah Azze ve Celle katında halil olması, imam olması, efendim millet, ümmetin, milletin babası olması nasıl bir efendim izzet, nasıl bir şeref kaynağı ise Allah Azze ve Celle'nin halili çünkü o. Dolayısıyla onun üzerinden anlamaya kalkıştığımızda gelen kimseler aslında beşer değiller. Doğaları yani beşer değil. Sadece temessül etmişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gelenleri yolcular zannediyor. Acıkmışlardır diye düşünüyor. Varıp onca zahmete girip onlara yiyecek hazırlıyor. Bir hayvan buzağı kesiyor. Onu güzel ateşte kızartıyor. Getirip önlerine sürüyor. Onlara ikram ediyor. Yemediklerini görünce de bu kez de endişe ediyor. Kötü niyetle gelmişler. Düşmanca bir tavır içerisindeler diye. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا onlardan korkuya kapıldı. Demek ki korkuya kapılma hali de normaldir. Yani Allah'ın peygamberleri, rasulleri, onlar da bizim içinde bulunduğumuz beşer yaratılışı üzere hayatlarını yaşıyorlar. Nasıl sıcağı, soğuğu hissediyorlarsa korkuyu, esenliği de hissediyorlar. Dolayısıyla imtihanın aynı bütün kırılganlıklarını, zorluklarını yaşıyorlar ve bunlarla baş edip en iyisini ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla da Allah'a takvaları bu kadar zorlukların hepsine katlana katlana ortaya çıkıyor. Yoksa ne yüksünmeleri var, ne tembelleşikleri var. İçlerinde, bedenlerinde, duygularında efendim hiçbir beşeri zafiyet yok. Oldu melek gibi o zaman. Yani o zaman bir imtihandan da söz edilmez. Böylesinin örnek olmasından da söz edilmez. Halbuki bunları daha ağır yaşıyor ve buna rağmen Allah'a kulluklarını en güzel sergiliyor olursa
O zaman işte dikkate şayandır. Resulullah da öyle dedi. Dedi ki biz daha ağır yaşıyoruz. Bırakın hiç olmamasını, daha ağır yaşıyoruz. Hastalık mı daha ağır geliyor bize? Zorluklar daha efendim, iptila şiddeti daha yüksek yaşatılıyor. Eşeddül belaya el-enbiya thumma'l emsalu fel-emsal. İptilaların yani bunlar üzerinden sınanmak en zoru, en ağırı peygamberlere yaşatılır. ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ O bakımdan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğerleri, beşerin yaşadığı iptila oldukları hususların hepsiyle aynı şekillerde ve daha yüksek zorluk ve şiddetlerde yaşanmışlardır. Korku da bunlardan bir tanesi. Korku bir iptila vesilesidir. Korktuğu için birileri cihattan kaçar. Korktuğu için birileri Allah Azze ve Celle yolunda gazadan kalkar. Ama korkusunu zapt edip Cenab-ı Hakk'a tevekkülüyle cihada yönelen de bu sınavı böyle vermiş olur. O bakımdan Allah'ın peygamberleri bu açıdan en cesaretli, korkularını Allah Azze ve Celle uğrunda en kolayca yönetebilmiş olanca zorluğuna rağmen düşmanın bastırması, zorluk çıkarması, toplum içerisinde onları seni katlederiz diye tehdit etmesi, sürgüne göndeririz diye söyledikleri sözler ile onları incitmesi, yüreklerini bukması, içlerini daraltması, bunların hepsini bütün peygamberlerde görebiliyoruz. Resulullah da dahil olmak üzere. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam da korktu. Yani buradan kalkıp da yok Hazreti İbrahim Aleyhisselam korkak mıydı bu? Bu tamamen bir kötü niyetin dışa vurumudur. Hanesinde, evinde gelen misafirleri var. Onlara misafirperver biri olarak güzellikle yemek hazırlamış. Önlerine sunmuş. Hanesini açmış. Şimdi hanesinin içerisindeki bu kimseler ellerini yemeklere uzatmıyorlar. Kötü bir düşünceleri mi var? Beride ailesi var efendim. Dolayısıyla da endişe etmesi, korkuya kapılması gayet normaldir. Hz. Musa Aleyhisselam'ı da görüyoruz korkuya kapıldığında. Allah Azze ve Celle asasını bıraktırdığında asanın birdenbire canlanıp yılan oluvermesinden korktu Hz. Musa Aleyhisselam. Ya Musa akbil ve la tahaf inneke minel aminin. Ey Musa geri dön gel. Burada emniyettesin. Başka bir ayette innehu la yahafu ledeyyel murselun. Benim huzurumda peygamberler korkmazlar. Ey Musa geri gel. Diyen Allah Azze ve Celle'dir. Hem de öyle bir kaçmış ki وَلَمْ يُعَقِّبْ arkasına bakmadan korkmuş yani. Bunları Cenab-ı Hak bize anlatırken onları efendim bu açıdan gözümüzde düşürmek için değil yani onlar da Hazreti Adem'in neslinden kimselerdi. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın kullarıydılar. Onlar da beşer idiler. Bunu bütün çıplaklığıyla görelim diye. Dolayısıyla örneklikleri, Cenab-ı Hakk'a olan takvaları, haşyetleri, saygıları bu bizde de var olan korkularına rağmen, bedenlerinde bulunan, duygularında bulunan kırılganlıklarına rağmen hepsini Allah Azze ve Celle uğrunda yöneterek buna muvaffak oldular. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandılar. Allah Azze ve Celle'nin beğenisini kazandılar. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا İşte bu sahnede Hazreti İbrahim onlara bak diyemiyorlar, içmiyorlar. Korkunca dediler ki قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ Dilleri çözüldü. Bir de bunlar da özellikle dilleri çözülmüyor. Yani belli ki böyle yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yoksa gelir gelmez Hazreti İbrahim tanımasa da diyebilirler ki biz Allah'ın gönderdikleri elçileriz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne yemek hazırlar ne bir şey.
buyur eder onları, aç, alır içeri. Sahne böyle yaşatılmak isteniyor ki bunun bilgisi de bize böyle aktarılsın. Bilelim yani. Halilurrahman bile böyle karşıdakine bakınca emarını çeker gibi göğsünde ne geçiyor, kalbinde ne düşünüyor bilir bir durumda değil. Öylesi yok. Allah Azze ve Celle bu sahneyi özellikle yaşatıyor ve bize de özellikle bütün ayrıntılarıyla anlatıyor ki bütün ümmeti Muhammed bilsinler ki Allah Azze ve Celle katında en makbul olan şahsiyetin durumu böyledir. Yoksa öyle geleni, geçeni, içinden ne geçiyor, efendim, kalbindeki düşünceleri vesaire, hepsini an be an okur bir biçimdeki efendim yaklaşımlar, anlatımlar. İşte Allah Azze ve Celle anlatıyor ve dinliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın anlattığına, Resulullah'ın anlattığına değil de başkalarının hekat ettikleri üzerinden bir din anlayışı kuracak isen, o zaman insanları ulularsın. Ululayınca da bu kez onlardan da ummaya başlarsın. Bakarsın ki çok ululadın, Allah Azze ve Celle katında yanına kadar efendim çıkardın. Onun üzerinden artık bir şeyler sağlama refleksi gelişmeye başlar. Bu da hani olayı baltalamak gibi bir şey, süreci temelinden sarsmak gibi bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin anlattığı sadelikte Hazreti İbrahim'i böylece görmek, okumak, Cenab-ı Hak istedi böyle bilelim diye, çocuklarımıza böyle anlatmak, sıklıkla bu sahneleri böyle Kur'an ayetleri üzerinden paylaşmak bizi ayarımıza geri döndürür. Başkası gelip ondan nice sonra, hatta peygamberlerin artık nübüvvetin sonlanmasından bile sonra herhangi bir kimseyle alakalı, değil mi? Kalkıp da bunu çok aşan fevkinde bir anlatımda bulunduğunda bunları bilirsek o zaman dikkatimizi çeker nasıl oluyor diye. O zaman oradaki abartıyı, oradaki iğreti durumu fark ederiz. Ama Kur'an'dan habersiz olur, peygamberlerden habersiz olur, Resulullah'ın siretinden habersiz olur. Nuh'un, Lut'un, İsmail'in, Davud'un, Süleyman'ın aleyhim assalatu vesselam. Bunlardan habersiz olursak o zaman başka başka farklı farklı anlatımlar ile bir bakmışsın sanki gaybı bilen, bir bakmışsın sanki Allah Azze ve Celle'nin hükmünde tasarruf eden, hatta yer yer Cenab-ı Hakk'a rağmen böyle biraz daha dominant bir tavır üzere davranışlar sergileyen türden kişilikler üretmişsin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dilleri çözüldü. O ana kadar beklemek durumundaydılar. Beklediler. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yorulmasını göze aldılar, zahmet etmesini göze aldılar, hayvanını kesip kızartmasını, ateşini yakıp pişirmesini göze aldılar. Bunların hepsi yaşatılmalıydı. Melekler yani, ya unuttuk işte, geçtik içeri otururken Hazreti İbrahim de hazırlamış bunları. Böyle bir şey değil. Allah'ın melekleri bunlar. Daha baştan قَالُوا سَلَامًا, selam vererek geliyorlar. Selam verdiklerinde biz Allah'ın elçileriyiz diyebilirler. Nitekim Hazreti Meryem'e geldiğinde Hazreti Cibril Emin direkt söyledi, اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. Bunlar diyebilirlerdi direkt, اِنَّا رَسُولُ رَبِّكِ, biz Rabbinin elçileriyiz. Ama demediler, özellikle söylemediler, varıp yiyecek vesaire hazırlamasını bize gösterdiler. Cenab-ı Hakk'ın emriyle bunu yaptılar ve yiyeceği de ellerini uzatmadılar. Vakti geldi, dediler ki inna rusulu rabbik. Biz inna ursilna ila kavmi lut. Biz Lut'un kavmine gönderilmiş elçileriz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların Allah'ın melekleri olduğunu anlayınca durumu öğrendi.